Evet, haber zamanı devam ediyor sayın seyirciler. Programımızın ikinci bölümünde günün konuğu Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Profesör Doktor Hatice Jenkins bizimle birlikte. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ünvanınız uzun böyle şaşırarak içine bakarak okudum ben programın başından beridir onu şaşırmamak için yanlış söylememek için. Evet. Şimdi şeyde programın başında da anons ederken sizi demiştim ki farklı bir konuyu gündeme getireceğiz bugün. Çünkü gündemde sürekli işte imar planıydı, ekonomiydi, işte geçişler falan derken insanlar bayağı bir gerildi zaten bu COVID-19'la ilgili bazı yaşadıklarından dolayı. Bugün gerçekten benim için de farklı bir konu bu. Yaşlı bakım evleri, huzur evleri. Yaşlılarımıza ne kadar önem veriyoruz, devlet ne kadar önem veriyor, devletin sorumluluğu ne kadardır veya sorumsuzluğu ne kadardır bu yaşadığımız olaylarda. Evet. Bütün bunları hep sizden alacağız ama dilerseniz önce şeyden başlayalım. İşte yaşlı bakım evi nedir, huzur evi nedir? Bunların arasında bir fark vardır mutlaka. Evet, tabii. Siz önce bir bunları değerlendirelim, ondan sonra devam edelim. Evet. Yani bu konuya parmak basmanız aslında çok iyi oldu çünkü Kıbrıs'ta çok yapılan bir hata var. Huzur evi ve bakım evi ikisi de aynı anlamda kullanılıyor. Eşit anlamlı gibi. Yani huzur evi bakım evidir, bakım evi huzur evidir. Aslında arada çok büyük bir fark var. Çünkü huzur evi kendi kendine yetebilen, kendi bakımını yapabilen ama yaş almış kişilerin kaldığı, daha çok yalnız kalmamak için işte emekli çıkmış ve kendi akranlarıyla yaşlanmak, sosyalleşmek için kaldıkları yerlerdir. Ama bakım evleri kendi kendine yetemeyen, kendi kendine bakamayan, öz bakımını yapamayan kişilerin hem sağlık açısından hem de bakım açısından başkalarına bağımlı olan kişilerin kaldığı yerlerdir. Bunlar bu açıdan yani hem denetim açısından bir baktığınız zaman yasal düzenlemelerde çok farklılık kaydeder. Binalar olsun, bakım olsun, sağlık personelinin de aynı şekilde bakım evlerinde mutlaka bir hemşirenin hatta doktorun olması gerekirken huzur evlerinde böyle bir gereklilik olmayabilir. Bu ayrım maalesef yasalarımızda yapılmadı ve bizim KKTC en büyük sıkıntımız ilk çıkan huzur evi yasamız 1989'da çıkmıştı. Herhalde Lapta huzur evini açmak için yapılan bir yasaydı bu. 1,5 sayfalık bir yasadır. Ve o yasada baktığınız zaman huzur evi yasasıdır. Çok garibime gitmişti okuduğumda, ilk okuduğumda. Bu huzur evinde kalabilmek için kendi kendinize bakabilmeniz gerekiyor. Hiçbir sağlık sıkıntınızın olmaması gerekiyor. Kendi kendinize yetebilmeniz gerekiyor. Hiçbir ruh sağlığı sorununuz olmaması gerekiyor. Ve 50 yaşı üstü diyor. Bu su sıkıntıları yaşamayan kişiler kalabiliyor. Şimdi şunu sormak lazım. Yani bu bizi de kapsıyor aslında. Bizim yaşlarımıza insanlar kalabileceği, yani bizim kalabileceğimiz yerleri tanımlıyor. Ama bizim yaşımızdaki insanlar gerçekten sağlığı yerinde ne güzel evini yapmış oturuyor. Hiçbir sıkıntısı yok, maddi manevi. Yani hiç akıl işi mi ki kalkıp huzur evine gidip de bir kalacak. Şimdi yani böyle bir tanım yapıldı. Halbuki bizim ihtiyacımız olan, Kıbrıs'ta ihtiyaç olan bakım evleridir. Bakım evleri kendi kendine yetemeyen yaşlanmış kişilerin kalabileceği yerlerdir. Şimdi yasa yapıldı. Bu yasaya göre huzur evinde hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Yani bu yasada bakıma muhtaç kişiler değil, bakıma muhtaç olmayan kişilerin kalabilmesi tanımlanıyor. Ben bakıma muhtaç değilsem niye gidip huzur evinde kalayım? Böyle bir büyük çelişki var orada. Daha sonra özel huzur evi yasası çıktı 2006'da ve bu huzur evi yasası da özel yine huzur evi yasası. Yani bakın yine bakım evi yasası çıkmadı. Huzur evi yasasıydı. Yani zannediyorum ki maalesef ülkemizde yasa yapanlar da huzur evi bakım evi konseptini bilmeyen, tam ayırt edemeyen kişiler. Bundan dolayı büyük bir karmaşa var ve şu anda devletin rolü ne?
özel sektörün rolüne ve kişilerin kendilerine düşen görevler nelerdir? Bunlarda tamamıyla bir karışıklık var ve insanlar yani neyi nereden önce geliyor? Bizim hem yasal hem fiziksel yapı olarak baktığımız zaman olması gerekenlerle bir de ihtiyacımız olan hizmetleri kim bize sağlayacak? Yani devlet mi sağlayacak, özel sektör mü sağlayacak? Ve bunun maliyeti nedir? Şimdi baktığımız zaman aradan geçmiş bir 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ve biz bugün hissediyoruz ki gerçekten bugün artık farkına varıyoruz. Çünkü 60 üzeri yaşlı nüfusu artık KKTC 12,5 %13'ü bulmuştur. %12,5 ve %13'ü bulmuştur. Şimdi yoğunlukla ne ortaya çıkıyor? Tabii ki gelir seviyemiz artmıştır. Anne babalarımıza günü geldiği zaman, bakıma muhtaç oldukları zaman artık alıp daha huzur evine götürmüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir Türkmenistanlı bulup evde bakımını yaptırıyoruz. Ama bu nedir? Kişisel bir soruna, kişisel bir çözüm bulmak gibi olsa da aslında toplumsal bir soruna biz çözüm getiremediğimizi gösteriyor. Bugün toplum olarak bizim yaşlılarımızın bakılacağı bakım evlerine ihtiyacımız vardır. Kaliteli bakım evlerine ihtiyacımız vardır. Ama bu şu anda var olan sistemi size anlatayım azıcık. Tabii. Ve nelerle karşılaştığımızı herkes biraz daha iyi anlaşsın. Şimdi dediğim gibi 1970'lerde, 80'lerde gelir seviyemiz çok düşüktü. Ve huzur evleri vardı ve insanların çoğu, yani kadınlarımız özellikle, annelerimiz ev kadınıydı. Bize de baktı, anne babalarına da baktılar. Gün geldi akrabalarına, diğer yani kayınvalide, kayınpeder, anne, baba hepsi bakıldı. Bunu bakan ailelerdi, kendimizdik, yani kendi ailelerimizdi, çocuklardı. Ve insanlar çocuk yapardı kendilerine yaşlılık günde bakılsın diye. Biz hala daha bu konsept bizde değişmedi aslında. Yani paramız var ama çocuğumuz yoksa bakım alamıyoruz. Yani paramız bizi bankadan para uçarak gelip de bakıcıya bulup da bize getirmiyor bunu. Biz yine çocuklarımıza ihtiyacımız vardır. Zaten bugün bakarsanız bakım evleri, huzur evlerinde, çünkü huzur evi diye tanımlıyoruz biz bunları, bakım evi diye fonksiyonları, bakım evi ama huzur evi diye tanımlanmışlar. Bu yerlerde kalanlar hep kimlere rastlıyoruz orada? Hiç evlenmemiş veya dul kalmış veya hiç çocuğu olmamış veya çocuklarının ilgilenmediği veya insanlar. Çocukları başından atmış, yani bir anne 10 tane çocuğuna bakar, 10 çocuk bir anneye bakamıyor. Böyle durumlar da oluyor veya çocuklar yurt dışındadır. İnanın çok çaresizlik vardır bu toplumda. Bu alanda o kadar çok çaresizlik var ki insanlar kendi sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ve kimseye de yansıtmadan. Halbuki bunu hepimizin hakkıdır bugün bizim kaliteli servis almaya. Eğer yani devletin görevi nedir? Devlet yaşlı, kendine bakamayan, yoksul, kimsesiz vatandaşına bakmakla yükümlüdür. Bu kadar. Yani bunun ötesi yoktur. Ve bu devlet bunun her yönden bu hastalarına, yaşlılarına, hastalarına bakmakla yükümlüdür. Bütün maddi, manevi ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdür. Bizde ne oluyor? Şuna değineyim. Devletin maalesef en çok ihmal ettiği, hani sosyal devlet kavramı bizde daha yeni anlaşılmaya başlıyor ve insanlarımız bu alanda talepleri olması gerektiğini yeni kavruyorlar. Devletin bugün bir Laptada bir de Kalkanlı'da iki tane huzur evi vardır. Kalkanlı daha bir yıl oldu kurulalı yanılmıyorsam. 2019'un başlarında kurulmuştu. Böyle adilece bir şekilde kurulmuştu. Ne olduğu da belli değil zaten. Yani yasa nedir? Yani ona daha sonra gelirim. Şimdi Lapta 1980'lerin ortalarında kurulmuştu yanılmıyorsam. Huzur evi yasası çıktı ve Girne'de güzel bir binası, deniz kenarında binası olan bir yere konulmuştu bu. 2011'de
bina bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttu. Asbestosu da varmış ve son artık hayat tehlikeli bir konuma, duruma gelince onları oradan alıp işte bugünkü Lapta'da dağların üzerinde eskiden hani aslında Rum'dan kalan bir manastır orası. Sonra efkaf bir şahsa kiralamış, otele çevrilmiş. Ondan sonra bu şahıs da devlete kiralamış. 5800 sterlin ayda verilerek, devlet bu parayı vererek bu yeri kiralamış. Şimdi bakıyorum yani derneğimizi kurduktan hemen sonra bir araştırma yapıp bir rapor yazdım ve çok ilginç şeylerle karşılaştım. İnternete bakıyorsunuz, yani gerçekten bu konuda hiçbir statistik, hiçbir rapor yok, hiçbir şey yazılmamış. Tamamıyla bakir bir alan ve bilgileri maalesef internetten toplamaya çalışıyorsunuz. Ne kadar bilgi toplayabilirseniz, gördüğüm şu, her yıl istisnasız her seçim zamanında 2011'den bugüne kadar bütün partilerin seçim vaadi olarak kullanılmış bu bakım evi. Nasıl kullanılmış? İşte çıkıyor UBP'nin, sonra CTP'nin, sonra işte bütün partiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bunu bir vaat ediyor. Diyor ki biz yaşlıların binasını yapacağız bu sene. Seçildikten sonra mutlaka yapacağız. Öteki geliyor diyor ki biz bunun projesini yaptık. Hatta yarışma yaptık. Hep projezelendirdik. Para da işte şu kadar. Seçildikten sonra yapacağız. İnanın 2011'den bugün ne oldu? Bugüne kadar bunlar hep vaat oldu. 10 yılı geçti. Vaat içinde geçti bu kadar yıl. Ve bu arada 5800 sterlin yatılmış. Yaklaşık yarım milyon sterlin bu şekilde gitmiş. Halbuki devlet isteseydi bu parayı, yani daha ucuz bir yer temin edilebilirdi. Yani acil olarak siz oradan yaşlılar çıkardınız, koyacak yeriniz olmasaydı bile acilen koydunuz, daha sonra bu yer bakılabilirdi. Başka bir ucuz bir yer bulunabilirdi. Bu kadar bina, atıl bina var. Siz bu yeri boşaltıp ve senede bu kadar, yani senede bakın aydır bu, 5800 aydır. Bunu çarpınız 12 ile bu kadar tasarruf ederdiniz ve bugün bu süre içerisinde yarım milyon sterlinden fazla bir para bu kiraya verildi. Halbuki siz binanızı fazlasıyla yapardınız ve bütün sadece bir değil iki tane yapardınız. Bu devletimizin bu konulara ne kadar duyarsız olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü sokaklara çıkıp protesto eden yoktur. Çünkü gelip traktörüyle ne bileyim meclisin önünde bağırıp sloganlar atanlar yoktur. Bu yaşlılarımız, yani çok böyle efendi, hanımefendi, işte saygın ailelerin yaşlıları ve ruh sağlığı da aynı şekilde maalesef daha da acıdır. Ruh sağlığı sorunu yaşayan insanlarımız, şu anda çok feci şekilde artan Alzheimer'li yaşlılarımız vardır. Evet. Ve onların da durumu içler acısıdır. Alzheimer çünkü aslında Alzheimer, dünyada yaygınlaştı dünyada değil mi? Dünyada yaygınlaştı, toplumumuzda, yani burada da yani çok çok yüksek bir oranda. Ve bu insanların hani hiç bakmıyor ne eğitim seviyesine ne gelir seviyesine bakmıyor. Her kesimden insanlarımız ve inanın ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü Alzheimer'li hastanın bakımı çok çok zordur ve özel bakım gerekiyor. Çünkü bir bakım evine koyduğunuz zaman bu insanlarımız kaçabiliyor. Çünkü geçmişte yaşıyor ve kapıyı açıp evine gitmeye çalışıyor ve kaybolabiliyor. Bundan dolayı birçok bakım evi kilit altında olmak zorunda kalıyorlar. Bahçe kapısı kilitleniyor ya da binanın kapısı kilitleniyor. İşte varmaya da hastalar kaçıyor. Yani yalvarıyorlar, gidiyorsunuz bir bakım evine. Bir yaşlıcık size yapışıyor ve beni eve götür ne olur diye yalvarıyor. Ya da seni kızı zannediyor veya işte kız kardeşi zannediyor. Çok acı, çok acı durumlar bunlar. Bu hastalıkla ilgili Hatice Hanım, çok özür dilerim araya girdim ama araştırma yaptınız mı dernek evet. olarak, yani neden bu kadar çok yaygınlaştı diye? Alzheimer hastalığının evet. mı? Hayır, biz Alzheimer hastalığının neden bu kadar yayıldığını yani çok spesifik bir konu bu ve sağlık çalışanlarının bu araştırma yapması lazım. Bugün ülkemizde çok sayıda üniversite var ve sağlık
fakülteleri vardır. Onların aslında bu konuyu master doktora tezi olarak incelemeleri gerekiyor. Ayrıca Alzheimer Derneği vardır. Onların da bu konuda bir araştırma yapmaları lazım. Ben şu anda bizim derneğimiz yaşlıların ve yaşlı bakım evlerinin durum tespit raporunu yazdık. Bir de şu anda yaptığımız bir çalışma vardır. Bir anket düzenledik ve insanımızın bugün bizim yaşımızda orta yaşlı insanlarımızın çektiği, anne babalarına bakarken çektiği sorun, yani sıkıntılar, maddi manevi ne kadar maliyeti nedir ve istediği hizmeti alabiliyor mu, sıkıntılar nedir, bir de kendi emekliliklerini, kendi yaşlılıklarını planladılar mı, yani kendi yaşlandıkları zaman maddi kaynak, hani bakıcıya ihtiyacınız olacak bu gidişle. Yani 1000 tane yaşlımız var da 1000 tane Türkmenistanlı getirmeniz gerekecek. Ya da 2000 tane yaşlı bakıma muhtaç yaşınız varsa 2000 tane Türkmenistanlı getirmeniz gerekecek. Öyle bir olacağız ki nüfusumuz kadar da Türkmenistanlı, yani sizin bugün devlet politikası, yani sosyal devlet politikanız yoksa, bu yaşlılık ve bakım evleri konusunda bir politikanız yoksa, olacağı da budur. Yani bugün çıkıyor, herkes şikayet ediyor. Türkmenistanlılar işimizi aldı ya da nüfus çok çoğaldı diye şikayet edildiği zaman hep böyle düşünüyorum. Acaba bu insanlar farkında mı ki, yani Türkmenistanlı bakıcılar olmasa yaşlarımızı ne yapacağız? Değil mi? Yani bugün olan şudur. Parası olmayan, mağdur olan, şeyin devletin verdiği sosyal yardımla hayatını idame ettiren yaşlılarımız kaldıkları yerler bakım evleri. Şu anda huzur evi denen bakım evleridir devletin ve özelin. Özelde 5 tane bakım evi vardır. Onları da size kısaca özetleyeyim. Ona girmeden evvel gene bu konuyla ilgili biraz daha açılsın istiyorum, bu konuyu yaptığınız araştırmayı. Bir araştırma yaptık dediniz. İşte maliyeti nedir? Bunun planlama yapıldı mı, yapılmadı? Başka neler var bunun içinde ve bir de bu araştırmayı ne yaptınız? Siz bu sonucu paylaştınız tabii mı? Tabii ki. Onu ben her isteğine gönderebilirim. Geçen yıl Mart ayında raporumuzu, hatta AB'den sivil büyü altında küçücük bir maddi katkı da aldık anketi yaparken. Ben bu raporu bakana, Sayın Çalışma Bakanı'na göndermiştim o devirde. O günkü Çalışma Bakanı'na, o zaman dörtlü koalisyondu. Sonra Başbakan Yardımcısına götürdüm ve işin ilginç tarafı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığından randevu almak istedim. Maalesef bize randevu vermediler. Yani döneceğiz dediler. Bir tanesi işte Başbakanlık'ta, ay başbakan çok yoğundur, bu gibi konularla ilgilenemez dendi bana. Yani çok komiğime gelmişti. Yani neyle ilgileniyor başbakan, sadece ölüm ve düğünlere mi gidiyor bir başbakan? Dörtlü koalisyon döneminde mi oldu bu? Evet. Ya ben orada kim söylediyse onu size, bence o size bunu söylenin işgüzarlığıydı. Ben sanmıyorum ki bir başbakan kim, hangi partiden isterse olsun böyle bir konuya duyarsız kalacağını yani sanmıyorum. Yani o günlerde yoğun olabilir, daha sonra geri dönülebilirdi ama bana açıkça böyle söylendi. O şahsı da aslında ben şahsını tanıyorum. Çok garibime gitmişti. Çok da üzülmüştüm. Yani bu kadar önemli bir konu, başbakan için bu konu çok önemsizmiş ve bana maalesef randevu verilmedi. Yani ileriki bir tarihte bile verilebilirdi, verilmedi. Sayın Cumhurbaşkanı da geri dönecekler dendi ama yine herkes tabii sekreterine veya bu konudaki işte kimse, işte ona kalem müdürüdür, sekreteridir, herkes ona topu atıyor. Kimse sorumlu kalmıyor. Ben kimseyi de suçlamak için bunu söylemiyorum ama biz dernek olarak ilk yaptığımız iş şu oldu. Ya bu çorba gibi bir durum var. Bir anlayalım bakalım ne oluyormuş burada. Ve şunu keşfettim. Huzur evi, bakım evi çok farklı şeyler. Bizim huzur evi yasamız var ama huzur evimiz yok. Bakım evi yasamız yok ama hep bütün huzur evleri bakım evi olmuş. Neden? Çünkü bizim huzur evine ihtiyacımız yok. Bakım evine ihtiyacımız var. Huzur evine girecek olan yaşını almış, sağlıklı, torun bakan yaşlılarımız mutluluk içinde evinde yaşıyor. Niye huzur evi açıyorsunuz ki? Bu insanlarımız torun bakıyor, mutludur. İlk kez hayatları artık emekli çıkmış. Bir düzeni var, evciği var, başında bir şeyi var, tavanı var. Ve çoluk çocuğuyla
gidip geliyor, işte çocukları geliyor, mutlu şekilde yaşıyor. Niye onlara huzur evi açıyorsunuz? Niye siz bu kaynaklarınızı devlet olarak, bu sınırlı kaynaklarınızı bakıma muhtaç kalacak hiç yeri olmayan bir tek sosyal yardımdan veya işte yaşlılık parası alan kimsesiz yaşlılarımıza niye bunlara sahip çıkmıyorsunuz? Niye kronik ruh sağlığı hastalarına sahip çıkmıyorsunuz da kendi bakımını yapabilen kişilere bir bakım evi açıyorsunuz? Daha doğrusu huzur evi açıyorsunuz. Bu çarpıklık, emin olun, yasaları yapılanlar dahi bunun farkında olmayan kişilerdi. Ben bunu araştırınca ortaya çıktı. Bir de şu dikkatimi çekti. Bu konuda hiçbir şey yapılmamış. İstatistiksel veri yok. İnanın Çalışma Bakanlığı çok kopuk çalışıyor. Özel bakım evi, daha doğrusu özel huzur evi yasası çıktıktan sonra özel huzur evleri de açıldı. Bu özel huzur evlilerin evlerinin de özel bakım evlerinin de tarihçesi 10 yıl geriye gidiyor. Daha fazla değil. 12 yıldır en eski bakım evinin, aslında bakım evidir ama huzur evi adı altında açılmıştır. Çünkü ondan başka yasamız yoktur. Bunlar açıldı. Nasıl açıldı? Hep hayret ederim zaten bu insanların cesaret edip de bu sektöre girmelerine. Çünkü zaten içine de bir girdiniz mi çıkamıyorsunuz. O kadar çok sorumluluk, çok büyük sorumluluk taşıyor bu kişiler. Getirisi ise çok çok düşük. Çünkü hizmet verdikleri kitle, dediğim gibi, genellikle terk edilmiş kitledir bunlar. Yani 200 civarındadır bu özelde veya devlette bakım alan, huzur evi denip de bakım evi olan bu yerlerde bakım gören şahıslar bir yerde ya dediğim gibi ya kimsesi yoktur, ya hiç evlenmemiştir, çocuğu çoluğu yoktur, ya çocuklara bakmıyor, bir nasıl diyeyim, mal mülk kavgasından dolayı çocukları birbirine düşmüş ve hiçbiri de anne babayla ilgilenmiyor, artık oraya bırakmışlar. Böyle durumlar da görüyoruz. Çünkü insanlarımız belli bir yaşa geldikten sonra malın mülkünü çocuklarına veriyor, hiçbir şeysiz kalıyor. Ondan sonra bekliyor, devlet ona baksın. Bu da hatalıdır. Yani burada bizim aslında devlet görevini yapmıyor. Devlet yapması gerekenleri yapması lazım. Özel sektör kendi yatırımlarıyla bu sektöre girip olması, yapması gerekenleri yapması lazım. Bir de halkımız yapmaları gerekenler vardır. Yani bu üç bacaklı bir sektördür. Ama hiçbir şey, yani bu kadar net ve açık değil tabii ki uygulamada. Biz yaptığımız bu araştırmada bunu gördük. Yani bir keşmekeş vardır. Yasa vardı, yoktu, bilmem işte özel sektör girmiş bu sektöre. 5 tane özel, 6 taneydi bunlar. 3 tane Mausa, 2 Lefkoşa da vardı bir sınır üstünde. 3 tane Lefkoşa da, 3 Mausa da vardı. Şimdi Mausa'daki bir bakım evi kapandı. Onun yaşlılarını diğer bakım evleri aldı. Şu anda var olan özel bakım evleri full kapasite çalışıyorlar. Ve bunların kapasitesi 20'yi geçmiyor. Neden? Çünkü özel bakım evleri bina yapacak güçleri yoktur. Bunlar duyarlı ve çalışkan bir iki tane güçlü kadının kurduğu yerlerdir. Bu sektöre hep kadınlar gidiyor nedense. Çünkü konular daha çok bakımla ilgili olduğu için ama, kadınlara gidiyor. Ama bu fiziki olarak da bunun çok daha farklı, diğer normal binaların daha farklı bir yer olması lazım. Kesinlikle katılıyorum size. Şu anda bu şahıslar, yani bu sektöre giren kişiler aile evlerini bakım evi binasına çevirmişler. Veya apartman dairesini bakım evine çevirmişler. Çünkü kredi alıp da işte proje geliştirip de bu sektöre girmek gerçekten nasıl diyeyim, çok riskli bir yatırımdır bu. Ve çok da maliyetlidir. Şimdi ne oldu? İşte devletin aslında bu sektöre şey vermesi lazımdı. Yani teşvik vermesi lazımdı. Bu sektörde bugün ihtiyaç vardır. Bunun ötesi yoktur. Yani bugün biz niye bu kadar Türkmenistan'a getirdik? Çünkü uygun bakım evleri yok. Paramız olsa da yerine, yani bu yerlere koyabileceğimiz, ailemizi bu yerlere koyabileceğimiz kaliteli yerlerimiz yoktur, refah yerlerimiz yoktur. Bu bakım evi sahipleri de kendi bütçelerine göre bir küçük bir evi alıp, yani işte 3 yatak odalı bir aile evini bakım evine çevirmiştir. Uygun değildir. Ne kadar siz ne kadar onu bakın, yaşlı bakıma uygun yapsanız da tuvalet sayısı azdır,
Sonra odaların sayısı küçüktür. Her odada 3-4 tane yatak koyduğunuzda yataklar artık birbirine dokunuyor. Yani insanların kendine özel, işte yani soyunur giyinirken bile özel bir yeri yoktur. Yani bu çok gerçekten üzücü bir durum. Ve maalesef binalar uygun olmayınca da büyüyemiyor da bu bakım evleri. Büyümeyince geliri de artmıyor. Siz en çok 20 kişi, 15-20 kişi tıkıştırıyorsunuz oraya. Ama ne oluyor? Size çok kabaca bir hesap yapayım. Benim background'um eğitimim finanstır. Finansta, bankacılık finans bölümünde yıllarca çalıştım. Davide. Ondan önce de Amerika'da çeşitli ülkelerde danışmanlık yaptım. Bu sektörü benim çok iyi anlamamın en büyük nedeni de ekonomi ve finans background'umdur. Şimdi siz bu bakım evlerini eleştirirken bir de onların gelirine bakmanız lazım. Tabii ki profesör olmanıza da gerek yok bunu anlamak için. Bir bakıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı, yani bu bakım evlerinin kapasitesi 20 kişi. 1500'den 2000-3000 TL civarında bir range içerisinde ücret alıyorlar. 1500'e baktıkları da var, hatta 1000 TL'ye baktıkları var. Çünkü geri çevirmiyorlar. Bu insanlar mağdur, fakir, tanıdığı birisidir mesela. 20 yıldır tanıyor. Tanıdığıdır, kimsesizdir. Yolda, sokakta kalmış, alıp barındırıyor. Bunu da yapıyor bu insanlarımız. Ama ortalama olarak sosyal yardımdan diyelim ki şu anda yenile 2200 olmuş. Bu 1500'dü geçen sene, 1800 oldu, 2000 oldu. Şimdi 2200 oldu bu miktar. Yeterli mi? Değildir. Ama bunu alıyor ve bununla diyelim ki ortalama 2000 TL alıyor aylık bir bakım evi. 20 kişisi vardır, 2000 TL ayda 40.000 TL geliri vardır bu bakım evinin. Şimdi 20 kişi için sizin 3 gündüzcü, 3 gececi, 2 vardiyadır. Çünkü 24 saat bakıyorsunuz, 6 tane ne diyorsunuz, hizmet verecek bakıcıya ihtiyacınız var. Bunun yanında akçıya ihtiyacınız var, hemşire ihtiyacınız var. Oldu 8 değil mi? 8 kişiye ihtiyacınız vardır. Peki bu 8 kişi için yaklaşık sizin askeri ücreti veriyorsunuz, yatırımlarını yapıyorsunuz. Yaklaşık 5000 TL maliyeti var bunun her kişinin. 8 tane 5 40. Oldu 40. Yani sizin bu insanı 20 kişiden aldığınız gelir sadece personeli ödüyor. Sadece personeli ödeyecek bir geliriniz var. Peki bu insanlar ne yiyip ne içiyor? Bezi ihtiyacı var, ilaç ihtiyacı var, temizlik ihtiyacı var. Yani inanın bunları hepsi hesapladığınızda ha diyorsunuz ya burada bu bakım evleri nasıl idare ediyor bunu? Ben size söyleyeyim nasıl idare ettiklerini. 6 değil 3 bakıcı tutar. Ve siz 2 vardiyayı 3 bakıcıyla idare edersiniz. 20 kişiye gündüz 2 kişi bakar, akşam 1 kişi bakar. 20 kişinin bezini değiştirir, kimisini yedirir, kimisinin çarşafını değiştirir, temizliğini yapar, akçılığını yapar, yemekleri koyar, ortalığı toparlar, siler süpürür. Bütün gece 24 saat, yani gecenin sabah saat 5'ten, ertesi gün saat 5'e, 8'e kadar bunları yapar. Peki siz kalitenizde bir düşme olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Orada yaşlıcık sırasını bekler. O bana da sıra gelsin de benim de bezimi değişsin, bana da sıra gelsin de yemeğimi yedirsin ve bu arada gözden kaçan bir sürü de şeyler oluyor. Yani siz kimse kimseyi aldatmasın, yani verdiğiniz para kadar hizmet alıyorsunuz, aldığınız para kadar da hizmet sunuyorsunuz. Budur, yani bu kadar basittir. Peki dernek olarak devletten beklentiniz nedir sizin bu aşamada? Şimdi bu aşamada... Yani bir de şunu sorayım, işte bakım evi bakım evi olarak yapıyor ama huzur evi altında bakım evidir aslında şu an özeldekiler. Evet. Ters söylemeyeyim, yanlış söylemeyeyim. Evet, aynen öyle. Ama şimdi yaptığınız araştırmalarda bunların ne kadarı normal koşullarda her yönüyle, tamam kabul ediyorum onu, işte getirisi yoktur, belki de zarar ediyorlar çünkü zarar etmemek için de 6 kişi çalıştıracaklarına 3 kişiyle bu işi götürmeye çalışırlar. Zaten bütün sosyal güvenlik yatırımları yapılmıyor. Yani bakın bu sektörü inanın, yani ben çok daha detaya girersek bu sektörde çalışan bakıcılar toplumun en
mağdur kısmıdır, okumuş değildir, işte divorstur, ayrılmıştır, geliri yoktur ve mecburdur böyle bir yerde çalışsın ve hatta askerin ücretinin altında çalışanlar var ve yatırımlar da yapılmıyor. Belki de bir kısmı orada yatıp kalkıyordur da. Evet, evet. Yani gerçekten çok kötü bir sektördür bu. Yani bir de bundan dolayı sürekli değişiyor personel. Çünkü siz insanların hakkını yediğinizde başka bir iş bulduğunda daha iyi ayrılıyor. Yani bugün yumurta mı, civciv mi yumurtadan, yumurta yani yumurta tavuk mu tavuktan yumurtadan, çıkar, tavuk mu yumurtadan öyle bir durum mu? Evet. Bir kısır döngü vardır ve bunu kırmamız gerekiyor. Şimdi burada yapılması gereken, eğer devlet bu gerçekten çok mağdur kişilerin bakımını, yani gelir açısından ve bakım açısından ve bunu söylerken sadece yoksul yaşlılar değil, fakat bunun da ötesinde şizofreni hastası, bipolar, işte Alzheimer, bunun gibi gerçekten hani anne baba bir yerde Alzheimer'i bir kenara bırakıyorum. Ruh sağlığı sorunu yaşayan hastalarımızın da bu çok büyük bir mağduriyeti var burada. Çünkü anne baba bakıyor bu insanlara, bu evlatlarına ta ki kendileri yatalak olsunlar. Ondan sonra bu hastaların kalabileceği ve hayatlarını idame ettirip yaşlılıklarını sürdürebilecekleri yerler yoktur. Yani ne olur en çok olabileceği işte kardeşi vardır, akrabası vardır ama onlar da bu kişilere bakamazlar, evlerini alamazlar. Ve ne olur bakım evlerinde bakılıyorlar ki bu da bugün var olan huzur evi yasasına aykırıdır. Bu insanlarımızın bugün kaldıkları yerler huzur evi diye tanımlanıyor çünkü başka yasamız yok. Ama bakım evidirler ve bakım evi yasamız çıkmadıkça ve bu insanlara da bu bakım evlerinde kalırken bu bakım evlerin fiziksel yapısı tanımlanıp da bu kişilere de bu bina çatı altında yerler özellikle onların da kalabileceği yerler tanımlanmadıkça bu düzen böyle gidecek ve şu anda yasa dışı bir düzenimiz var. Niye bunu devlet görmüyor? Yani yasa dışı bir sürü başka işletmeleri gidip kapıyorsunuz ama kendiniz yasa dışı işlem yapıyorsunuz. 40 yıldır sosyal güvenlik ödemeyen bakım evleri var. Onları siz görüyorsunuz, gerekeni yapmıyorsunuz ama vatandaşın bir tanesi yakalıyorsunuz, bangır bangır gazetelerde veriyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yani bunlar gerçekten tutarlı olmak lazımdır ki bu sektör artık daha fazla o kadar hantallaştı, o kadar büyüdü ki artık daha fazla yük kaldıramaz. Ben bunun şey sorayım, yani hatta Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu almıştım birkaç hafta önce ve ona da sormuştum. Sayın Cumhurbaşkanı yaşlanınca nerede bakılacaksınız? Hayırlı evlatım varsa o bakacak demişti. Yani bugün biz 40 sene sonra hala daha hayırlı evlatlara bakıyoruz. Yani bakınız bugün hepimiz yani her şeyi biliyoruz. Milletvekillerimiz var, bakanlarımız var, profesörlerimiz var. İşte hep gurur duyuyoruz bu kadar çok sayıda üniversitelerimiz var. Peki bu kadar okumuş, bu kadar bilgili, bu kadar geliri yüksek insanlarımız, siz nerede kalacaksınız? Bana söyler misiniz? Onu sormak lazımdır. Çünkü herkes cebindeki paraya güveniyor. Güvenmeyiniz paranıza. Kurumlarınız var mı yok mu ona bakınız. Yoksa kurumlarınız size hiç kimse bakamaz. Yani o parayı hala daha siz çocuğunuza ağırlık ve yük olacaksınız. Son günlerinizi bekleyeceksiniz. Hangi bakıcının, Türkmenistanlı mı, Pakistanlı mı, Afganistanlı mı, Vietnamlı mı, kim bilir kimin elinde son canınızı vereceksiniz. Bu böyledir. Yani ve daha da artacak bunun yükü. Yani işte Türkmenistanlı çoğaldı da biz bunu yasalarla engelleyelim. Peki engellediğiniz zaman biz yaşlılarımıza kim bakacak? Önce onu lütfen Sayın Bakanlar bir şekilde onun bir planını yapsınlar ve bütçeye de para ayırsınlar. Çünkü 40 yıldır ben bakıyorum bu bütçe hiçbir şekilde ayrılmıyor. Daha doğrusu ayrılır gibi yapılıyor. Ondan sonra mecbur kalınca çünkü işte emeklinin parasını ödeyecek, memurunu ödeyecek, bir sürü ödemesi gereken aylık cari giderleri ödemesi gelince ha tamam boş verin ya zaten onların sesi çıkmıyor. Alıyor bütçeye koyduğu parayı da cari harcamalara koyup da harcıyor, günü geçiriyor. İnanın az önce dediğim şey yalan söylemiyorum yani girip lütfen herkes girip baksın. Lapta huzur evinin binasının başına gelenlerini okusunlar. Her gelen hükümetin orada verdiği sözler vardır.
o bakım evi, yani bir bakım evi binasını dahi yapamamış bir devletimiz vardır. 10 senedir, 10 senedir herkes vaat ediyor. Hatta yarışma yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Tantana içerisinde 7 milyon TL ayrılmıştı. Bilmem kaçıncı hükümetin kaçıncı bakanı bunu gururla söylüyor ve bakıyorum yine atıp tutuyorlar. Yine bunun üzerinde seçim vaatleri yapıyorlar. Yani gerçekten insanların biraz da utanması gerekiyor. Şimdi bir şey soracağım ama bir şey de söylemem lazım, paylaşmam lazım bunu da hem sizinle hem izleyicilerle. Evet. Siyasilerin bakımla ilgili endişeniz olmasın onlardan yana. Çünkü sonuç itibariyle siyasiyet işte cumhurbaşkanıdır, başbakandır, bakandır veya milletvekili olur. Onlara bakacak birileri mutlaka bulunacaktır. Dönemin iş başında olanları onlara birileri tahsis edecektir baksın diye. O yüzden endişeniz olmasın yani onlar rahattır. Ben şunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi yaşlı bakım evleriyle ilgili yasamız yoktur dediniz. Evet, yoktur. Değil mi? Tamam. Şimdi bu durumda yaşlı bakım evleriyle ilgili bir yasa çıkarsın. Devlet yaşlı bakım evi mi yapsın yoksa devlet yaşlı bir bakım evi yapmak yerine bu işi yapmak isteyenlere teşvik mi versin? Yoksa evet. Her ikisini birden mi yapsın? Evet. Çok güzel bir soru yönlendirdiniz beni. Çok teşekkür ederim. Çünkü konu o kadar büyük ki dağıtıyorum anlatırken. Şimdi az önce dediğim gibi bu konunun üç bacağı vardır. Devlet kendisine yani bakmaya mecbur olduğu yoksul, yaşlı, engelli, ruh sağlığı bozuk insanlarımız vardır ve ilk işi onları yapması gerekir. Yani bunlara bakım için bakım evi yasasını çıkarıp devletin binalarını yapması lazım. Özel yani bu şey için değil yani gidip de bir oteli, gidip de bir binayı bakım evi şeklinde döndürmek değil. Türkiye'den yani Türkiye Yardım Heyeti'nden geçmişte milyonlarca Türk lirası hibe veriliyordu. Bu gibi projelere maalesef yapılmadı. Anlamıyorum neden. Belki gözlerinden mi kaçtı, ne oldu? Devlet bu konuda rahatlıkla bir proje üretip binasını da yaptırabilirdi. Ama artık geçti o devir çünkü artık ekonomi krize girdi. Türkiye'nin parası yoktur. Bizde bulunan para dediğim şey etmiyor. Devletin her şeyden önce bunu yapması lazım. Kendisinin bakmakla yükümlü olduğu ve yoksunluk çeken bu insanlara bakması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü bu insanlarımızın özel sektörde ki bakım evlerine girebilecek parası olmaması gerekir. Yani şu anda biz ikisini ayırırsak özel sektör ne yapması gerekiyor? Özel sektör bu yasaların olmaması, özel sektörün de bu sektöre girmemesine neden oluyor. Çünkü sizin yasanız yoksa hiçbir tanımı olmayan gidip kendiniz bir bina alacaksınız ya da bina yapacaksınız. Sonra yasa çıkacak ve yaptığınız bütün yatırımlarınız boşa gidecek. Çünkü tanımlara uymuyor. Bu bina yaşlı bakımına uygun değildir diyecekler size. O yasaların mutlaka çıkması lazım. Bir an önce tanımlanması lazım. Hem çalışma, hem işleyiş, hem çalışma, hem personeli, hem de binası açısından netlik getirilmesi lazım ki özel sektörde bu konuda rahatlasın. Bir de teşvik verilmesi lazım. Çünkü bu sektör öyle kolay para kazanılacak bir sektör değildir. İkincisi ön yargılıyız. Yani toplum olarak bulunduğumuz coğrafyada doğudaki insanlar, yani biz doğuluyuz, batıdaki Western society'yiz, böyle düşünmüyor. Onların günü gelince hepsi planlanmıştır. Aşama aşama gidiyor. Kendi gidiyor apartmanını alıyor, yaşlıların kaldığı binada bir apartman alıyor. Yaşlanıyor, biraz daha yaşlanıyor. Ona uygun işte 70-80 arasıydı, gidiyor 80-90 arası binaya giriyor. Alzheimer olduğu zaman da Alzheimer'lerin o bakıldığı bine giriyor. Şimdi bizde işte böyle hizmetler verebilmek için büyük paralar gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Bizdeki kültür anne babamızı işte bakım evine koymaya uygun değildir. Biz bunu utanç duyarız. Yani bakım evine koydu annesini babasını diye utanç duyulacak bir konu. Halbuki yani böyle çok gerçekten düzgün yerlerimiz olsa Avrupa'daki gibi anne babamız da rahat edecek. Onların orada kalması işte tek kişilik bir apartman dairesi. Herkes kendi yaşlarında
kafeteryası var, işte yüzme havuzu var, televizyon ve movie odaları var. Böyle bir güzel hayatları olabilir. Bizde yok bu imkanlar çünkü daha büyük paralar gerekiyor ve bu sektöre de kimse girmediği için bu hizmeti veren de yok. Bu hizmetleri işte ben diyorum ki eğer devlet yasaları çıkarıp sonra da teşvik verebilirse, mesela nasıl teşvik verebilir? Kredi, düşük faizli veya faizsiz kredi verebilirse ve KDV'sini muaf tutarsa bu gibi yatırımların, çünkü bir bina yapacaksınız, yaşlara uygun bir bina olması lazım, kapasitesinin uygun olması lazım, bunlar projelendirilip değerlendirilip bu yatırımların yapması lazım ve sizin kâra geçmeniz, daha doğrusu en azından yaptığınız yatırımın maliyetini çıkarabilmeniz lazım ve uzun sürede de kâra geçmeniz lazım. Hiçbir yatırımcı zarar yapacağı bir sektöre girmez. Bu sektör çok sorunludur. Çünkü çocuk büyütmüyorsunuz, yaşlılara bakıyorsunuz. Buraya girenler geleceği en sonunda ölecektir. Ve bu o bakım evine girdiği andan ölene kadar geçen süre zarfında bir sürü de sağlık sorunları başta göstermeye başlıyor. Çünkü şekeri vardır veya daha olmuştur veya tansiyonudur. İşte ansızın beyin kanaması geçiriyor ya da düşük kalçasını kırıyor. İşte böbrek sorun çekiyor. Sizin başınıza kalıyor bakım evi olarak. Sizin o insanlara vasıta bulup, vasıta sağlayıp işte diyalize gönderip getireceksiniz. Bunları görüyorum ben, bugünkü bakım evlerinin en büyük sıkıntısı hastalarını hastaneye yollatmak, götürüp getirmek. Ambulans gelip alıp götürüyorum. Ambulans düşme, bir şey, kaza, bir şey olursa geliyor, alıyor, götürüyor ama geri getirmiyor. Bu da en büyük sıkıntısı. Şu anda yaptığım anketlerde de en büyük sıkıntı, şunu sormuştum. Eve doktor getirmede zorlanıyor musunuz? Hayır, parasını verdikten sonra geliyor, bak doktorlar geliyor ama siz yani tedavi için, bazı aletler için götürmeniz gerekiyor hastanızı. Orada çok büyük sıkıntı yaşıyor bizim insanımız. Ben kendimden de biliyorum. Annem düşüp bileğinden kırmıştı. İşte artık ölmeden bir iki sene önce. Ve biz kadını ambulansa götürdük. Ameliyat ettiler. Ama getirmede siz götüreceksiniz dediler. Düşünün. Yani tutulacak yeri olmayan yatalak. Çektin, kolu elinde kalacak. İttin, düşecek. İte kaka. Arabanın arkasına nasıl koyup da eve getireceğimizi, onu oradan çıkarıp da düşünün. Biz orada orta yaşlıyız artık, yani bizim de bel sorunumuz var, başka sıkıntılarımız var. Düşünün, bir değil iki evladın, yani çok şükür abim vardı benim de, birlikte annemizi arabanın arkasına tıkıştırıp eve götürüp de yavaş yavaş eve kadar taşıdık. Şimdi bunlar büyük sıkıntıdır, yani devletimiz bunları, kim farkında ki bu olayların, Eftal Bey? Yani gerçekten bunları yaşamak lazım anlatabilmek için. Zaten bu derneği kurmamın nedeni de bunları hep yaşadım, gördüm. Biz yapmazsak kim yapacak? Biz aydınlarımız bunları artık gündeme getirip, yani lütfen tartışalım, konuşalım, olması gereken aklın yolu birdir. Devlet devletliğini yapsın. Bakmakla yükümlü olduğu geliri düşük, mağdur, yoksul, kimsesiz insanlarımıza baksın. Çünkü verdiği para 2200 TL bir özel sektöre bakım sağlamak için yeterli değildir. Zaten bugün en büyük sıkıntımız devletin özel sektörü de biraz sömürmesi oluyor aslında. Çünkü siz 2200 TL ile bekliyorsunuz özel bakım evi baksın. Hayır, bakamıyor 2200 TL ile. Size yaptığım hesaptan dolayı işte aldığı 2200 TL ile aldığı para sadece personele gider. 20 kişiye bakıyorsa sadece personele gider. Peki onun dışında bu insanlar ne yapsın? Ne yapıyorlar? Dediğim gibi oradan buradan kısıyor ve çok kalitesiz, işte havalandırması olmayan, pis kokan evler, havalandırması yok. İşte temizliği aksıyor sürekli. Çünkü yeterince temizleyicisi yoktur. Bakıcı insanlarımız bekliyor sırası gelsin de altı değilsin ya da yemeği yesin. Peki doktor var mı buralarda? Doktor hayır. O da büyük bir sıkıntıdır. Doktor yoktur. Hemşire varsa, hemşireniz varsa çok şanslısınız. Hemşire dahi yoktur. Part time varsa da part time'dır. Yani birkaç yer hariç hemşire yoktur. Ve varsa da bazılarının da part time vardır. Birkaç bakım evinin full time hemşiresi vardır ya da sahibi kendisi hemşiredir veya sağlık sektöründendir, biraz anlıyor.
ilaçlarını ayırıp koyuyorlar, veriyorlar. Ama bunlar yani profesyonelce yapılmış şeyler değildir. Ha, doktor gerektiğinde çağrılıyor. Ve yine dediğim gibi bakıp gidiyor. Fakat ben şunu sorayım, bu kadar 22 ya bu yaşlılarımız da hep aslında devletten bakım hizmeti alma hakkına sahip insanlarımızdır. Yani devletin hastanesi gittiği zaman, hastaneye gittiği zaman beleş hizmet alacak. Peki devlet niye bir doktorunu görevlendirmiyor? Her ay bu yerlere gitsin, bu yaşlıcıklar şu dediğim gibi çeksen kolu elinizde kalacak. Her biri böyle yürüteçte yürüyen ya da koltuk iskemlesinde gidiyor. Kimisinin bacağı yok, kimisinin gözü görmüyor, kimisinin diş ağrısından ağlıyor gece, bütün gece. Yani biz bunları gördük. Gözlerin kataraktan kapanmış bir yaşlıcık vardı. Elleriyle bulup yiyordu yemekleri. Sonra ay gözlüğü kırıldı dediler. Sonra ben dedim gözlük alayım bu şahsa. Kendim vereyim. Çünkü bakım evlerinde dediğim gibi ancak bu yiyecekleri yiyeceklerini ucu ucuna işte oradan buradan kesiyor. Ucu ucuna masraflarını görüyor bu yerler. Yani çok da takdir ediyorum. Kimseyi de mağdur etmeden bu hizmetleri de vermeye çalışıyorlar. Çünkü herkesin akrabası orada gidip de işte ilacının parasını da vermiyor. Herkes yapmıyor bunu. Çünkü bakım evleri de her bölgede yoktur. Bunları yaparken yani bakıyorsunuz özel sektör alınan para yetmiyor. Ne oluyor? Ne olsa en düzgün şekilde çalışması gereken devlet bu çok yoksullara baktığı zaman ve özel sektöründe önünü açıp kredi teşviki ve işte ne bileyim başka teşviklerle vergi teşviki verdiği zaman daha büyük yatırımcılar da bu sektöre girecek. Daha büyük işte yaşta uygun binalar yapılacak ve fiyatları da şimdiki 2500'den yani 1500, 2000, 2500'den çıkacak 4500'e ve bir askeri en az bugün dahi en az bir askeri ücretin alınması gerekiyor bir bakım evinde. Fakat askeri ücret bile alınmıyor. Çünkü veremiyor bu insanlar. Veremiyorlar. Ve akrabaları dahi bazen öyle akrabalar var ki sosyal yardım parası 2200 TL hesaplarına yatıyor. Ve o hesaptan 2200 TL'den bile kesip de işte 1800 veriyor bakım evine. Bakın bu kadar böyle durumlar bile vardır. Bırakın yani üstüne eklemek yerine. Bu paradan kesenler bile vardır ki 2200 TL tek başına yetmiyor bile. Şu anda yaptığım anket bana gösteriyor ki özel sektör bu sektöre yani özel yatırımcılar ne olur artık bu sektöre girin diyeceğim. Çünkü potansiyel vardır. İnsanlarımızın ödeyecek parası da vardır ve yaşlarına koyabilecek yerleri yoktur. Yaptığım ankette 15 bin 20 bin TL bile verebilecek insanlarımız vardır. İyi düzgün hizmet almak için ama böyle yerler yoktur. Ama öyle veremeyecek durumda olanlar da var. Veremeyecek durumlar olanlar kesinlikle vardır. Ve bunlar da dediğim gibi devletin bakmakla yükümlü olduğu insanlardır. Ve bunlar da devletin bu insanlara hizmet götürmek zorundadır. Yani bir de böyle çok büyük bir şey yapıyormuş gibi devlet. Yani gidip görüşüyorsunuz bu bürokratiklerle, bürokrasi içinde pişmiş, devlet dairesinden başka hiçbir yerde çalışmamış insanlar var burada. Ve gidip konuştuğunuzda çok büyük bir de hizmet yapıyorlarmış gibi bir edaları vardır ki böyle insan diyor ki keşke gidip de özel sektörde de çalışsalar ki yani bana çaresizliklerini anlatmasın devlet. Bana çaresizliğini anlatmayın sayın bakanlar, çözüm üretiniz. Yani bakın bir özel sektörde birisine siz 5800 sterlin ayda veriyorsunuz ama işte bütçenize bir et parası bile koyamıyorsunuz kendi bakım evlerinize dahi. Yani bunlar artık devletin bir sosyal politika yapması lazım. Yahu bizim yapmamız gereken bunlar. Bırakalım, yasaları yapalım, teşvik verelim. Özel sektör de girsin bu alana. Çünkü biz artık bu sektörün gerçekten hizmet vermesini, kurumlaşmasını istiyoruz. Yani bizlere de şey düşüyor, bizlere de ne düşüyor? Görevi, bize özel kişilere, vatandaşlara da düşen görev şudur. Yaşlılığınız için para saklayın. Her şeyinizi, varınızı, yoğunuzu işte buldu, yaş geldi 60'a 70'e. Varınızı, yoğunuzu dağıtıp da sonra oturup devletin size bakmasını beklemeyiniz. Bu da yanlıştır. Çünkü siz
bu kadar sene yaptığınız birikimle özel sektörde güzel, keyifli bir yaşlılığınız olabilir. Bunu yapınız. Bırakın devlet kıt kanaat kendi kaynaklarını o kimsesiz, yoksul insanlara harcasın. Siz de yaptığınız birikiminizi evlatlarınıza dağıtmayın. Bırakın evlatlarınız da sizin gibi kendileri kazansın. O biriktirdiğiniz paranızı da ileride işte inşallah özel sektör bu yerleri yapacak. Biz de paramızla gidip böyle güzel yerlerde kalacağız. Hatice Hanım, çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Rica ederim. Bugün ben teşekkür ederim davetiniz çok için. Çok hassas ve de önemli diye kabul ettiğim bir konuyu gündeme de getirdiniz. Siz getirdiniz aslında. Biz de aracı olduk buna. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün de haber zamanının sonuna geldik. Ama bir hatırlatma yapayım size. Covid-19'la mücadele aslında daha yeni başlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için daha önce biz böylesine bir salgın yaşamamıştık. Şimdi yeni yeni başlar bizde mücadele. Bundan dolayı evinizden dışarı çıktığınız zaman maskenizi takın, sosyal mesafeyi koruyun, el hijyeninizi de sakın unutmayın ve kendinize çok dikkat edin. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşça kalın.